Herkese selamlar dostlar. 14 Şubat ve 15 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var fakat 5'i de muazzam ve zor maçlar olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Dilerseniz videomuzla başlayalım. Başlamadan önce depremden dolayı arkadaşlar yardımlarımızı esirgemeyelim bence son dönemde 2 günlük video çekmiştim. Güzel kazançlar elde edenler olmuş. Oradan da bağış yapanlar olmuş mesela. Bana Instagram üzerinden ulaştılar. Hepsine çok teşekkürler. Ama şunu belirteyim. Yani bağış parasıyla e, iddia kupon oynanmaz. Bunu söyleyeyim ben sizlere. Ekstra kazandığınız zaman da o arkadaşlarımız gibi sizler de bağış yapabilirsiniz. Bilginize bağışlarımızı eksik etmeyelim. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle 2 adet skor yarışmamız var. Onlarla başlamak istiyorum. 2 adet skorda çok zor maçlar. Bir tanesi yani 14 Şubat maçına Paris Bayern Münih mücadelesine. Diğeri de 15 Şubat Arsenal ile Manchester City mücadelesine. Sizce maç skorları ne olur sizlere sorduk. Bilen birer arkadaşımızı Şubat ayı boyunca katıl Telegram gruplarımızda misafir edelim. Katılacak herkese şimdiden bol şanslar efendim. İki tane maç skor yarışmamız bu şekilde. Geçtim bunu da. 2 günlük bir video yapmıştık. 11 Şubat ve 12 Şubat videosu. Bu videolarda rapor ne olmuş? Bir tane arkadaşımız şey almış mesela. Normalde bu kadar hazırlamıyorum raporunu. Hepsi yattı, hiçbiri tutmadı yazmış. Ya ya yanlış videoyu izliyorsun ya da yani sadece götlük olsun diye yazıyorsun. 11 Şubat 12 Şubat raporu bu şekilde. 11 Şubat'tan 6 tane maç vermişim. 4 tanesi gelmiş. 12 Şubat'tan 5 tane maç vermişim. 4 tanesi gelmiş aynı şekilde. Bu şekilde rapor bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 3 tane maçımız yatmış. 11 maçtan 8 tanesi gelmiş. 3 tanesi de yatmış. Onlar da nazarlık. Kazanıp değerlendirenler var. Dediğim gibi bağış yapanlar da olmuş deprem için. Teşekkürler. Genel raporumuz bu şekilde. Geçtim bunu. Dün yüksek misle neler yaptık onu göstermek istiyorum. Ekrana gelmiştir. Dün yüksek misli de biraz fazla misli attırdım. Çünkü güveniyordum. Özellikle Manchester City'ye çok güveniyordum. Ona hem 3000 TL'lik ekstra net bastırdım. 1 ve 1.5 üst olaraktan da Avrupa'dan güzel kar edildi. Bir de Ajax maç sunu 1 Manchester City maç sunu 1 olarak ona da 2000 TL bastırıldım. Oradan da güzel kar ettik. Dün zaten tek başına burada 2500 TL'lik yüksek misinin net karı vardı. Bu şekilde yüksek misin. zaten amacını ben hep söylüyorum. Kasası sağlam olanlar bu şekilde basıp basma imkanı olanlar Avrupa'da yaşayanlar vesaire bu gruba gelerekten de bu şekilde en güvenilir şekilde zaten altlarına yazılarla birlikte gönderiyorum ben biliyorsunuz. Bu şekilde yüksek misli de kazanmasını bildik. Güncel kasanın durumu ne oldu ondan bahsetmek gerekirse Ocak ayında devreden zaten 8000 TL net kas kasamız vardı. Şubat ayında 8000 lira full kar bu arada onu da belirteyim. Şubat ayında şu an güncel net kar kasamış kasamız 1697 TL şu an net kar var bilginizde kasanın durumu da bu şekilde ara ara sizlere göstereceğim geçtim bunu da canlılarda zaten dün elimizden geleni yaptık ki bayağı bir yeşillendirdik özellikle editör arkadaşımız çağrı elinden geleni yaptı ve yani en son 31 tane canlı bahis verdi toplamda bunlardan 25 tanesi geldi aynı şekilde ben de verdim ki zaten her kız açık gruba da canlı önerisi yapmıştım ben bildiğiniz üzere oradan da değerlendirenler vardı mutlaka canlılarımız bu şekildeydi Herkes açık grup demişken de arkadaşlar zaten yorumlarda ve açıklama kısmında herkes açık grubun linki var. Oradan da tıklayarak da sizler de bu gruplarımıza gelebilirsiniz. Gelecekleri zaten bol şanslar. Ara ara canlı bahisler zaten atıyorum. Dün doğruya toplamda sanırım 6 tane canlı bahis attım. 4 tanesi geldi sanırım. Bilginize geçtim bunu da. Şöyle skor yarışmalarımızı söyledik. Onun dışında videomuza like atarsanız kanala destek olmuş olursunuz. Like'larınızı eksik etmeyelim. Hemen 2 saniye içinde like atarsak sevinirim. Bilginize herkese bol şanslar. Milan Tottenham maçıyla başlayalım. Şimdi bu maça şöyle bir değerlendirme altına aldım. Bu maçta Milan favori fakat Tottenham tarafında eksikler var. Bu Milan'ın favori olmasında büyük bir sebeplerden bir tanesi. Hoyberg mesela bu maçta kart cezalısı. Bentancur sakat ve Loris'in de bu maçta olmayacağını Tottenham tarafında söyleyelim. Milan tarafı da son dönemlerde açıkçası çok da iyi gitmeyen bir Milan var. Oynadıkları oyun olsun aldıkları sonuçlar olsun. Son dönemde Milan biraz çöküş içindeydi. Son maçında bir Torino galibiyeti aldı. O galibiyet biraz moral olmuştur diye düşünüyorum. Fakat burası Şampiyonlar Ligi'nin arası. Ben Milan'ın burada kaybetmesini beklemiyorum öncelikle. Bunu belirteyim. Zaten eksik bir Tottenham var. Milan da kendi evinde taraftar önünde çift ayaklı bir maç ilk ayağını kendi evinde avantajı yerini almak isteyecektir. Milan'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. En kötü beraberlikle çıkabilirler burada. 0-1 çifte şans şeklinde bir şeyim var. Avrupa'da bir 40 oranı vardır bunun zaten. Geçtim onu. Çiftte şansına ziyade ben burada onu vermek istemiyorum zaten. Mücadelenin çok fazla gollü olmasını beklemiyorum arkadaşlar. Şimdi ev sahibine baktığımız zaman da Zlatan falan bunlar zaten yok da Leo, Jürt gibi isimlerle birlikte etkili olabiliyor. Tottenham tarafında da Kane, Son gibi isimlerle birlikte etkili olabilir. Ben çok fazla gol beklemesem de mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol şeklinde düşünüyorum. Bunun da oranı 1.79. Sizlere tekli tercih olarak bunu mücadele genelinde 2-3 gol tercihini önermek istiyorum. 1.79 gibi oranı var. Zor maç. Ama şunu söyleyeyim. Çok fazla gol beklemiyorum. 1-1 olabilir. 2-0 Milan olabilir. Belki de 2-1 olabilir. Zaten ben bu kendi senaryolarıma göre doğrudan 2-3 gol tercihiyle birlikte çıktım. Ama Milan tarafının da yenileceğini düşünmüyorum. Avrupa'da güzel oranı vardır bunun. Paris ile Bayern Münih mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alacağız. Paris mücadelesinde de şöyle bir düşüncem var benim. Ya şimdi mücadele genelinde var tercihi alınabilir gibi geliyor bana. Zaten onun oranı var mı? Oranı yoktur. Bir 30 oranı var. Yani idealden kombine yapacaksınız. Bu mücadele bir var tercih alınabilir. Mücadelenin ben bir yerde var olmasını bekliyorum zaten. Ama bir 30 gibi oran açmışlar. KG var bir 30'dan oynamak biraz zor. Ama yani takımlara baktığım zaman gol ihtimali var. Şimdi ben bu oranı biraz yükseltmek istedim. Şöyle yükselttim. Nasıl yükseltebiliriz diye baktığım zaman da hem var hem üst olarak değerlendirirsek e, ee, hemen şurada tercih aynen. 1.46'ya kadar yükseltmiş olabiliriz. 2.5 üst ve var şeklinde. Şimdi biraz maç hakkında konuşalım. Tercihlerimiz bu yönde. Şimdi Mbappe bu maçta şüpheli durum ama oynar yani muhtemelen. Yani kaplumbağamız bu maçta oynar. Messi aynı şekilde bu maçta oynar. Son maçta dinlendir <laughs> dinlendirildi Messi. Oynamadı. Sakat değil yani. Sadece dinlendirildi. Messi, Mbappe, Neymar oynar. Belki Mbappe sonradan oyuna girebilir. Bayern Münih tarafına baktığımız zaman da önemli bir eksiklik var mı diye bakalım şöyle. Mane'nin ve Neuer'in sakatlıkları zaten devam ediyor. Aynı şekilde Lucas Hernandez'in de sakatlığı devam ediyor. Choupo-Moting belki bu maçta oynamayabilir, Müller olabilir. Gnabry, Sane Musiala, Müller şeklinde olabilir burada. Üst ve var tercih burada idealdir. Bir de şöyle bir tercihim olacak. Ekstradan. 1.70 gibi oranı var. Yüksek oranıyla önereyim. Ben Paris'in kendi evinde olmasından kaynaklı çift ayaklı kendi evinde biraz daha baskılı başlamasını bekliyorum. İlk yarıdan yani birinci yarı ev sahibi 0.5 üstünde oranı da 1.70. Bunu da ekstra olarak sizlere önermek istiyorum. Ayın 14'ünü bitirdik. 15'ine geçelim. 15'inde de 3 tane mücadelemiz var. Arsenal Manchester City maçının maç skorunu zaten sizlere sormuştuk. Bakalım ne olur. Şimdi baylar bu maçta şöyle bir beklentim var. Arsenal bu maçta kaybederse şampiyonluğu da kaybedebilir. Neden şampiyonluğu kaybedebilir ondan bahsedelim. Arsenal'ın zaten bir maç eksiği var City'ye göre. Burada alırsa City hala yakalamış olmuyor. Fakat psikolojik üstünlük olarak söyleyeyim ben sizlere. Eğer bu maçı verirse psikolojik üstünlüğü üstünlük tarafı yani ivme Manchester City'ye geçer gibi geliyor bana. Son maçta ilk yarıda güzel bir City vardı. İlk yarıdan iki tane attı. Canlısını aldık. Yüksek misli yaptık. Daha dün oynandı hatta. <laughs> güzel bir şekilde kazandık. Şimdi Arsenal tarafında ben kaybedeceğini düşünmemekten ziyade Arsenal tarafının gol bulmasını bekliyorum. Sting'in de aynı şekilde gol bekliyorum. Keyifli bir maç olur gibi geliyor bana. Her iki takımın da oyunları aslında birbirine benziyor. Bir sistem oyunları var. Pas oyunları var. Sting biraz daha şey araya fazla çok to çok top atmaya çalışıyor. Ee, Arsenal'a Saka tarafından çok gelmeye çalışıyor. Bir de aynı şekilde Martinelli tarafından. Ben bir VAR tercihini burada 1.45 gibi orandan idealden önerebilirim sizlere. Var tercihini aldıktan sonra yine biraz yüksek oran denemesi olmak adına burada ben ilk yarıdan Arsenal'ın atabileceği bir gole 1.93 gibi oran vermişler. Yüksek oran ile birlikte Arsenal kendi evinde olmasından kaynaklı yine baskılı başlamak isteyecektir. İlk yarıda Arsenal tarafı gol atma ihtimali var. Bunu da 1.93 gibi oranda yüksek oran ile sizlere önermek istiyorum. Dortmund'la Chelsea mücadelesi bu maçın da beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Dortmund kendi evinde galibiyeti biraz daha yakın. Aslında iki takımın oyununa baktığımız zaman da farklılıklar var. Dortmund biraz daha tempolu oynayan bir takım. Chelsea de top bende olsun duran bir oyuna rakibi zaten elbet bir yerde vururum şeklinde oynayan bir takım. Chelsea çok fazla transfer yaptı. Bu transferlerin yavaştan oturması lazım. Fakat Roa Felix'in inanılmaz bir performansı var. Yani Atletico Madrid'de ben bu adamın böyle oynadığını görmedim. Chelsea de çok başka oynuyor. Onu belirteyim sizlere. Ya yani bu maçın da yıldızı falan olabilir yani. Öyle bir futbol sergiliyor. Sürekli kaleye dönüyor, deniyor, ara paslar deniyor. Enzo Fernandez, Burdit gibi isimler de sahada olabilir bu maçta. Dortmund tarafı tempolu oyun oynuyor. Kendi evinde gol bulma ihtimali yüksek ki tempoyu da arttıracaktır. Chelsea'nin de buna uyum sağlaması gerekiyor. Ben burada var tercihini aldım. Yine bir, bir 50 oranı vardı. 1.49'a düşmüş bakın. 15 dakika önce bir 50 oranı vardı bunun. 1.49'a düşmüş. KG var tercih olarak bu mücadeleyi idealden önerebilirim. Onun dışında Aynı şekilde Dortmund maçına şey maçına ne dedim Arsenal mücadelesine. Ee, derim dedim ya kendi evlerinde olmasından dolayı tempolu başlayabilirler. City'ye ilk yarıda gol atabilir. Aynı şekilde Dortmund da tempolu başlamak isteyecektir. Dortmund tarafında da ilk yarıdan gol beklenebilir. 1.82'de bunun oranı var. Bu da aynı şekilde yüksek oran olarak sizlere önermiş olayım. Değerlendirecekler bol şanslar. Son mücadelem Kulüp Buruj Benfica mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Normalde üst tercihine gidecektim de Benfica yani 2-0'da bırakabilir mi diye düşündüm. Deplasmana kaydım. Normalde kulüp bu Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyor. Hatta 6 tane grup maçı oynadı. İlk 3 maçı yendi. Gol dahi yemedi. Ondan sonraki oynadığı 3 maçı da e, grubun verdiği rahatlıktan dolayı olsa gol dahi atamadı. Üçünde de ikisinde berabere kaldı sanırım 0-0 falan derken bu maçta ben Benfica tarafındayım. Yani Benfica içeride dışarıda çok affedeceğini sanmıyorum. Kulüp Brugge da biraz üstüne gelmek isterse Benfica özellikle João Mario bunu çok iyi yapıyor. Arkaya adam kaçırabiliyor, kanatları oyuna sokabiliyor. Neres'le birlikte adam eksilterek de çok fazla pozisyona giren bir Benfica takımı var. Yani tarafa gireceğimi deplasmanı atacağı 2 golü 1.64 gibi orandan tek tercih olarak sizlere önereceğim. Burada Benfica'nın deplasmanda atacağı 2 gol benim için değerli. Bunun oranı 1.64 gibi oranı var değerlendirecek herkese bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.